Arkadaşlar merhaba. Set 313 birinci soru. Dairenin yarıçapı 12 santim olduğuna göre AKB yayının uzunluğu kaç santimdir? Şimdi bakın arkadaşlar, benim AKB yayının uzunluğunu bulmam için 2 pi çarpı yarıçap çarpı alfa bölü 360'a ihtiyacım var. Ve buradaki alfa merkez açı. Yani öncelikli olarak benim merkezi belirlemem gerekiyor. Merkezi belirledikten sonra merkezde B noktasını ve A noktasını birleştiriyorum. Bunlar yarıçapımız 12, 12. Peki şuradaki 30 derece ise gördüğü yay ne olacak? 60 derece. Yani şuradaki merkez açı 60 derece olacak. Şimdi AKB yayını bulabiliriz artık. 2 pi çarpı yarıçapımız 12, merkez açımız 60 derece bölü 360 derece. Buradan 60 ile 360'ı sadeleştirdim. 6 geldi. 6 ile 12'yi sadeleştirdim. 2 geldi. Buradan 4 pi elde ettik. Yani doğru cevabımız Bursa. İkinci soru. O merkezi daire diliminde. AB yayının uzunluğu 2 pi ve dairenin yarıçapı 8 santimdir. Buna göre OAB alfa kaç derecedir? Şimdi bakın arkadaşlar. Şuradaki AB yayını bize 2 pi olarak vermiş. Peki yay uzunluğu nasıl hesaplıyorduk? Yay uzunluğu eşittir. 2 pi çarpı yarıçap çarpı merkez açı bölü 360 dereceyle. Şimdi şuradaki 2 pi'leri siliyorum. Şuradaki 8 ile 360'ı sadeleştirdiğimde burası 45 gelecek. Yani bu durumda alfa eşittir 45 derece. Doğru cevabımız Bursa. Üçüncü soru. Kapağı kare şeklinde ve bir ayrıtı 90 santim olan bir buzdolabının kapağı 80 derece açıldığında A noktasının izlediği yol kaç bir birimdir? Şimdi bakın arkadaşlar. Bu bir kare ve bir kenarımız 90 santim. Bu durumda şuradaki kenarda 90 santim, şuradaki kenarda 90 santim. Buradaki kapak 80 derece olacak şekilde açılıyor ve buradaki AA üssü yayı oluşuyor. Şimdi bizden buradaki AA üssü yayını istiyor. Hemen yapıyorum. AA üssü yayı eşittir. 2 pi çarpı yarı çap çarpı merkez açı bölü 360 derece. Şimdi 90 ile 360'ı sadeleştirdim. 4 gelecek. 4 ile 80'i sadeleştiriyorum. 20 gelecek. Buradan AA üssü yayı eşittir 2 pi çarpı 20. Yani 40 pi gelmiş olacak. Doğru cevabımız Denizli.